Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar, Ezgi İrem kanalına hoş geldiniz. Bu video bana aylardır artık soruluyor, artık yani ben de kusura bakmayın bayağı geciktirdim bu videoyu. Sizlerle yepyeni bir kıyafet alışverişi deneme videosu yapacağız. Ben bu videoyu en son ne zaman yaptım onu bile hatırlamıyorum. Bayağı bir kıyafet aldım ama aldığım kıyafetlerin hepsini Instagram'da gösteriyorum. Onun için mümkün olduğunca Instagram'da çok fazla göstermediğim kıyafetleri de bu videoda göstereceğim. Eğer merak ediyorsanız, aldığım kıyafetleri hemen görmek istiyorsanız beni Insta'dan takip edebilirsiniz. Çünkü hani giyip aynada gösterip hikaye atması benim için de daha kolay oluyor. Sizin için de takip etmesi, linklerini bulması daha kolay oluyor. Çünkü giydim, videoda gösterdim, videoyu editledim, yükledim derken kıyafetler bitebiliyor. Çünkü Trendyol ile de stoklar çok hızlı tükeniyor. Bundan dolayı da hani oradan takip etmeniz sizin için de daha yararlı olacaktır. Çünkü stoklar tükenmeden ürünlere ulaşabileceksiniz. Bu videoda göstereceğim bütün ürünleri de aşağıdaki açıklama kutusuna koyacağım. Merak etmeyin. Bütün ürünlerin linklerini oradan ulaşabileceksiniz. Lafı çok da fazla uzatmadan, çok da fazla gevelemeden videoya geçiyor olacağım. Bu arada bu videolardan daha sık görmek istiyorsanız eğer sizinle bir like challenge yapalım. Bu videoya 2000 like gelirse bir tane daha çekeceğim bu videodan. 2000 like gelirse. Okey, haydi başlayalım. Evet, umarım sesim güzel bir şekilde duyuluyordur. Biraz kameradan uzak olduğum için çok iyi duyulmuyor olabilir. Şimdi üzerimde neler var? Öncelikle pantolonundan bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşlar likralı bir mom jean. Hayatımda ilk kez likralı bir mom jean giyiyorum. Mom jeanler genelde çok sert kot kumaştan oluyor, likrasız. Bunu gerçekten çok beğendim. Kaç beden almışım hatırlamıyorum. Birazdan bakacağım. Ama basenlerinin falan oturumunu beğendim. Likralı olduğu için biraz daha açacaktır. Belki bir beden küçüğünü alabilirdim ama o zaman da mom jean gibi durmazdı diye düşünüyorum. Ufak bir bel tadilatı da var görüyorsunuz. Bunun bu arada kargosunu daha yeni açtım. Hatta kaç beden aldığıma bir bakayım. Yazmıyor. Hangi bedeni aldığım yazmıyor. Okey. Galiba 50'ydi. Üzerinde çiçek nakışları var. İlk kez böyle nakışlı bir jean aldım. Çok hoşuma gitti. Üstümden bahsedeceğim. Üstümde ufak sökükler var, farkındayım. Onları Luku yaptı da. Şurada ve şurada sağ olsun Luku'm yaptı onları. Bu şekilde bir kazak aldım. Boyu bayağı crop gördüğünüz üzere. Bu da medium M beden olması lazım. Kol kesimini çok beğendiğim için almıştım. Hatta bunu Kiev vlogunda da gördünüz bu üstü. Bilmiyorum ya gerçekten. Özellikle yüksek belli pantolonlarla bu tarz croplar bence ya, o kadar güzel oluyor. Hani gerçekten hayatımın kıyafet tarzını bulmuş gibi hissediyorum böyle olunca. Şimdilik pantolonu değiştirmeden bir üst değişikliği yapacağız. Buna aşık olmuş olabilirim. Az önce daha paketinden çıkardım. Bu arada üzerinde hala etiketi duruyor. Bu bir Trendyol ile ürünü. Kalıbı bana cuk oturdu bu arada. Ben üstte 46-48 falan giyiyorum. Ve bana cuk oturdu. X-large olması lazım bedeninin. En büyük bedeni hangisiyse onu alıyorum genelde bütün kıyafetlerde çünkü. Peanut Snoopy lisanslı. Burada da Japonca katakana alfabesinde Snoopy yazıyor. Crop bir sweatshirt. Bu hayatımda giydiğim vücuduma en yakışan parçalardan bir tanesi olabilir bence. Bayılıyorum gerçekten. Kapşonu da var. Bu arada bir yandan da şeyi çekiyorum. Reels olarak çekiyorum. Köşede telefonum görünüyor. Kusura bakmayın. Oh my god. Bayıldım. Bu arada ben dediğim gibi üstte 46-48 civarı giyiyorum. Altta da 50 civarı giyiyorum. 52 veya 48 nadir oluyor. Şu şekilde. Bir de sizlere bu parçayı göstermek istiyorum. Bu kıyafetimle de olmayacak gibi ama. Yani niyeyse sürekli açık renk kot giydiğim zaman elim koyu renk kot, siyah kot cekete gidiyor. Ya da siyah kot giydiğim zaman elim açık kot ceketime gidiyor. Ama bu çok tatlı bir kot ceket. Özellikle bu sivetin üstünde çok hoş duracağını düşündüğüm için göstermek istedim arkadaşlar. Hatta bunun altına bir de siyah eşofman mı giysem ne dersiniz? Bence öyle çok iyi durabilir. Böyle bir kot ceket almıştım. Bayağı kısa boyu. Bu arada bu da L beden ama önü kapanıyor yani. Normalde ben bu tarz ceketleri önünü kapatıp giymeyi pek sevmiyorum açıkçası. Ama eğer siz o şekilde giymeyi seviyorsanız önü de kapanıyor. Derseniz ki önünü kapatmadan giyeceğim. Bu şekilde duruyor. Ben bunu çok sevdim bu arada. Yani çok tatlı bir kot ceket buldum ama kot ceket mevsimi geçti. Birazcık ortada kaldı. Bir de bunun altına siyah eşofman giyeyim. Bence güzel olur. Siyah eşofman da çok tatlı olur. Evet, eşofmanı giydim.
Eşofman trendi yolmayladan bu arada ve dar bir eşofman, tight gibi olan eşofmanlardan bu şekilde yapmışlar. Mankenin üzerinde de dar duruyor. Hani bu kadar dar değil özellikle basen kısmında ama yine dar. Hani slim bir eşofman. 3X large'dı yanlış hatırlamıyorsam bendeki bedeli ama böyle tatlı olmadı mı? Eşofman bu arada bayağı rahat. Bel yüksekliği bu şekilde. Bende biraz basen, biraz değil çok basen olduğu için böyle duruyor. Aynısının grisini de aldım bu arada. Videoda giymeyebilirim. Eğer üzerine olacak bir şey bulursam bunu da giyeceğim videoda ama aynısının grisini de aldım. Gris de çok tatlı. Keşke azıcık bol olsaydı ama. Yani biraz o ümitle almıştım çünkü hani 3X large falan. Ama olmadı. Neyse o da büyük bir problem değil sonuçta. Ama ben bu kombini sevdim. Belki dışarı çıkarken bunu giyerim. Ne dersiniz? Tight da olur altına. Böyle spor bir çantayla çok tatlı olur bence. Şimdi size harika bir şey gösteriyorum. Alt üst takım. Kalem etek. Harika bir vücut saran şekil. 2X large üstü hafif dar. Yani yukarıya çok fazla çıkıyor benim için. Belki önce bunu takım olarak giyemeyebilirim. Çünkü üstü biraz yukarıya çıkıyor. Ha, isterseniz belini aşağı indirip şu bağcıklarını güzelce şey yaparak güzel bir açık bel yapabilirsiniz. İsterseniz kapatabilirsiniz. Ben şu an için böyle hafif bir açıklık yaptım. Zaten üstüm yukarı kalkıyor sürekli. Bu şekilde bir takım arkadaşlar. Yani kumaşı bayağı ince olduğu için buraları falan fazla toparlamıyor. Evet. Korseyle kullanabilirim. Siz de kullanabilirsiniz. Ya da korse kullanmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama vücuduma verdiği şekle bayılıyorum açıkçası. Ya bilmiyorum ben açıkçası yok. Göbeğin çıkmış, yanların çıkmış. Çok umursamıyorum. Daha pürüzsüz bir şekilde evet daha güzel duruyor ama sonuçta 7-24 korse giyemeyiz. Bilmiyorum yani. Eğer çok özel bir yere gidiyorsam evet korse giyerim. Çünkü böyle daha düzgün bir görüntü oluşuyor. Günlük hayatımda kullanıyor muyum? Hayır. Ya mesela bunu altın spor ayakkabıyla kombinleyecek olsam dışarıya çıkarken öyle hani öylesine büyük ihtimalle korse giymezdim. Boyumdan belki biraz kestirebilirim. Benim boyum biraz kısa biliyorsunuz. Belki azıcık boyumdan aldırabilirim. Onun dışında ama bence çok tatlı. Müthiş bir parça. Müthiş bir parça. Müthiş bir parça. Müthiş, 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 müthiş. Ah, çok güzel. Oha. Bu benim bedenim. Bu net benim bedenim. 46 bu arada arkadaşlar. Kadife çok hat gösteriyor. Kadife için kesinlikle bir korse isteyecek. Zaten bu elbise evet. Korse isteyebilir çünkü kadife gerçekten şu an için umurumda değil. Şu an deneme yapıyorum yani onun için sorun değil. Kelimelerim kifayetsiz kaldı. Rengi harikalığı, kalıbın oturuşunun tam olması yani her şeyiyle tam oturması. Arkası fermuarlı bu arada tek başıma çekerken biraz zorlandım ama hiç kasmadı. Yani sadece arkaya ulaşmak hani zor olduğu için çekemedim yoksa. Hiç kasmıyor şu anda elbise. Her yeri çok iyi oturdu. Kalçası da bence çok iyi oturdu. Tam yani ayarında her şeyi. Bir şey değil mi? Bence boyu da çok iyi. Yırtmacı da çok iyi. Korse paçalı giydiğinde göstermeyecek bir yırtmaç boyutu. Ve ben buna aşık olmuş olabilir miyim? Ben bunu yılbaşında giyebilir miyim? Yılbaşında çok güzel olmaz mı? Gerçi hiçbir yere gitmeyeceğim yılbaşında büyük ihtimalle ama. Ay ben bu elbiseyi paylaşmayayım da kimse almasın. Yok şaka yapıyorum canım. Alın. Alın aldırın. Alın aldırın net. Çoraplarımla da yakıyor değil mi? Daha da güzel oluyor çorap efektiyle. Wow. Videonun kapak fotoğrafı bu mu? Ay bayıldım arkadaşlar. Bu arada şuradaki detayı da çok yerinde. Mesela sütyenim hiç görünmüyor. Sadece hafifçe şuradaki dekoltem görünüyor. Sütyenim hiç görünmüyor. Buna da bayıldım ayrıca. Aa, gerçekten yılbaşı elbisemi buldum. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Okey. Bir kazak, bir etekle döndüm. Çok uyumlu olmasalar bile bence tarzları tatlı. Aslında renkleri de çok kötü değil. Her neyse. Bu şekilde örme penye bir etek almıştım. Havlu kumaşa da biraz benziyor ama daha çok örme gibi sanki. Boyunu göstereyim. Boyu bende bu şekilde duruyor. Benim boyum 1.58 ama kalçam büyük olduğu için etekleri kaldırıyor genelde. Bu etek hakkında söyleyeceğim tek şey 2X large olmasına rağmen bel kısmı. Beli ince olan
Yani insanlar için daha uygun çünkü dar biraz. Hatta beni bile şu anda birazcık rahatsız ediyor. Ki benim belim bedenime göre ince. Yani göbek kısmınız çoksa benim kiloma yakınsanız yani daha çok kilonuz üst taraftaysa bu eteği tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü birazcık dediğim gibi beli dar. Yani yaklaşık büyük ihtimalle 100 cm kadar falan esniyor. Şu şekilde. Üstte ben aldığımda hiç yorum yoktu. Ben aldıktan sonra bir iki tane yorum gelmişti. Biraz dar olduğunu söylüyordu yorumlar. Ben de açıkçası hani normalde Trendyol'un L'leri bana bu şekilde oluyor. Onun için dar değil de tam kalıp diyeceğim. Oversize değil en azından. Trendyol'un L'leri zaten bana bu şekilde oluyor ama yakasını çok beğendiğim bir şey oldu. Kazak oldu. Onun için tutacağım. Kolları falan çok hoş. Belki diğer renklerini de alacağım bunun. Az önce bununla alakalı bayağı konuştum. Kayıtta değilmişim. En baştan. Bir gri crop sweatshirt almıştım ve bunu gri eşofmanla kombinledim. Bu şekilde bir kombin oldu. Biraz daha bu aralar spor giyime meraklıyım. Çünkü kıyafetlerim çoğu yere çok fazla şık kaçıyor. Ve spor kıyafetlerim de hep çok spor kaçıyor. Onun için biraz daha böyle spor casual kıyafetler almaya başladım diyelim. Bu crop sweatshirt çok güzel bu arada. Break free yazıyor burada. Arkasında da aynı şekilde break free yazıyor. Eşofmanda giydiğim siyahın aynısının gri rengi. Açık gri. İkisi birbirinin bel şeyini çok iyi tamamlıyor şu an bende. Ama tabii dar olduğu için biraz ön karnımı gösteriyor. Rahatsız olabilecek olan arkadaşlar varsa hani bu eşofmanı tercih ederken bir üst bedenini alsınlar. Ben alt tarafta 50 giyiyorum ve hani 4x large olsaydı daha iyi olurdu bana tabii ki. Yes. İçi şardonlu olan kıyafetlerde şeyden nefret ediyorum. İçindeki pamukçuklar yıkanırken falan dağılıyor. Başka kıyafetlerin üstüne yapışıyor falan. Bayağı sinirimi bozuyor açıkçası onlar ama bunun şardonları fena değil gibi. Çok fazla kalın bir şardonlu şeyi yok. Bakalım nasıl olacak. Yay! Selam. Bayağı rahat casual bir kıyafetle karşınızdayım. Kıyafet değiştirmekten sıcakladım. Şimdi altımda Trendyol'dan en sevdiğim tight var. Çok güzel toparlayan bir tight. Şu şekilde hemen bir toparlama meciğini bir göstereyim. Efsane bir toparlama özelliği. Yalnız şöyle bir sorun yaşadım. Şimdi bu tight 2x large siyah rengi. Antrasit rengini almıştım ilk. O da 2x large'tı. Böyle aynı olmuştu. Sadece bu açık haki rengi. Bu da 2x large. Bütün etiketleri 2x large. Fakat bu olmadı. Ürün numarasına da baktım. Aynı. Farklı bir ürün değil yani. Kalıplarının aynı olması lazım. Bu renginde sorun yaşadım. Bu rengi olmadı bana. Popoştan çıkmadı. Aynı site'ın siyahını da almış bulunmaktayım. Antrasit olanını geçen ay almıştım. Onu size göstermiştim Instagram'da. Üstümü de erkek reyonundan kaptım. Kapşonsuz falan gayet hoş. Arkası baskılı böyle uzun kollu bir sweatshirt gibi. Bu şekilde tight'larla kombin yaparım diye almıştım açıkçası. Böyle bol güzel oluyor bazen. Okula falan giderken giyiyorum çünkü bazen makyajsız falan gittiğim zaman kendi normal kıyafetlerim fazla şık kaçıyor. Bunları da o günler için saklıyorum. Ama tight çok iyi toparlıyor. Bakın bu tight'ı alın aldırın. Almazsanız küserim size. Gerçekten. O kadar güzel toparlıyor ki. Ve fiyatı çok uygun. Alın bütün renklerini stoklayın. Yırtılırsa yine alırsınız. Fiyat da çok uygun çünkü. Ama ben henüz öyle bir problem yaşamadım. Bayağı sık giyiyorum. Özellikle öbür rengini. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok da güzel toparlıyor. Çok da rahat. Yes. YouTube bu lila üstü görmemiş olabilir. Antalya'ya giderken dönerken giymiştim ama vlogda göstermemiş olabilirim. Bu şekilde yanlardan bağlanan çok tatlı bir üst. Buna aşık oldum. Gerçekten aşık oldum. İçi şardon çok sıcak tutuyor ve çok hoş görünüyor bence. Özellikle açık renk kotlarla muntazam görünüyor. Öyle böyle değil. Boyu bu arada ben hafif yukarıya çektim ama istiyorsanız buralarını açık kullanabilirsiniz. Hani hiç şey yapmadan. O zaman da boyu belden biraz aşağıda kalıyor. Yine çok uzun değil. Çok fazla büzülmüyor yani. Çok uzun değil. Uzun üstler arayan biri için çok uygun değil. Ama gerçekten güzel. Çok severek aldım. Hazır altıma siyah taytı giymişken bulabildiğim her şeyi göstereceğim şimdi bu siyah taytla. Bir tane bu şekilde üstüm var. Bu tabii taytlarla değil de pantolonlarla
daha güzel olabilecek bir üst. Aynı zamanda kendiliğinden aksesuarlı, yani kolye vesaire kombinlemeye gerek kalmıyor. Belki sadece bir bileklik olabilir. Ben takı kombinleme konusunda çok kötüyüm. Onun için çok karışmayacağım oraya ama bu şekilde bir üst yorumlarda dar olduğunu söylüyorlar. Evet, yani oturumu large gibi 2X large olmasına rağmen kollarında genişleme payı birazcık mevcut. Vücut kısmında da mevcut ama hani ne kadar esnerse o kadar çok yukarı çıkıyor vesaire vesaire. Hani kalıbı hafif dar bence. Bunun bordosunu alacağım. Bordoyu çok severek giyiyorum çünkü. Bu da güzel ama bordosu da bence bu ürünün çok güzel olacaktır. Evet, şimdi size böyle bir elbiseyle geliyorum. Aslında teknik olarak bu bir elbise değil. Hırka olarak satılıyor. Ama elbise yani, bence bilmiyorum. Altında hala tight'ım var bu arada. Altında bir şey giymediğinizde yani burası... Tam burası açık kalıyor. Belki şöyle bir iki düğme daha ekletilerek elbise gibi kullanılabilir tam olarak. Ama ben bunu geçen gün giydim ve nasıl kombinledim biliyor musunuz? Altına külotlu çorap giydim ince ve şort giydim. Şöyle kısa bir şort giydim. Hem rahat oldu hani altın görünmesi açısından, hem de elbise gibi oldu. Altına da çizmeyle kombinledim. Büyük beden çizmelerden de alakalı soru alıyorum. Stildura.com'dan aldığım çizmelerim var. Bende neredeyse bütün modelleri var bu arada. Bu Monaco model. Birazcık daha yüksek, 8 santim. Sıfır topuk olanları da var. 5 santim, 3 santim topuk olanları da var. Daha kısa. Daha yüksek olanları da var. Bunun bacak kısımları trikodan arkadaşlar. Ve bayağı esneyebiliyor. Ya şu kadar olduğuna bakmayın. Siz giydikçe daha da çok esniyor. Yani elimle çok fazla esnetemiyorum. Öyle düşünün. Çünkü sert bir triko. Tekrar şey olmaması için. Kaymaması için. Giymesi falan bayağı kolay. Şu an odam biraz sıcak olduğu için burada ben bunları giymeyeceğim ama yine de göstermek istedim. Şu an odamda bu modelleri var. Bir de fermuarlı modeli var. Onu da göstereceğim. Bu fermuarlı model geçen seneki kombin videolarında bunu giymiştim kış kombinlerimde. Bunun da arka tarafı genişleyen dalgıç kumaş. Bunu bir 2-3 kere falan giyerken zorlanıyorsunuz. Ondan sonra bacağınız kadar genişlediği için bir daha zorlanmıyorsunuz giyerken. Normal fermuarını çekip giyiyorsunuz. Ama özellikle ilk giyişte içine tight giymenizi öneririm. İnce çorabı kapabiliyor çünkü. Özellikle çünkü zorlamak gerekiyor bayağı. Bunların 60 santim bacak çevresi sınırlaması var. Triko olanlarda yok. 60 santimden büyükse bile triko olanlardan alabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel ürünler arkadaşlar. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Çok memnunum. Çok iyi çizmeler. Gerçekten. Ya büyük beden için bacağınız kalınsa bundan iyisi yok. Stil durağının da linki aşağıda, her şeyle birlikte olacak zaten. Sponsorlu değildir. Çizmeler hediye ama sponsor değil. Gerçekten beğenerek giydiğim için sizlere de öneriyorum. Evet, şimdi geçen sene en çok giydiğimiz triko hırka atlet takımlardan bir mint rengi muhteşem takım. Çok güzel duruyor. Öncelikle ben içindeki atletin dekoltesinin miktarını çok beğeniyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Önünü kapattığımızda nasıl duruyor? Hemen gösterelim. Önünü kapatalım. Önünü kapattığımda da dekoltenin büyük bir kısmı kapanacak şimdi. Düzeltince şu şekilde. Eğer dekolte görünmesini istemiyorsanız bu şekilde önü kapalı kullanabilirsiniz. Rengi çok hoş. Başka renkleri de mevcut. Linke onları da ekleyeceğim. Ben bu tarz şeyleri çok beğenerek kullanıyorum. Bu arada üzerinde siyah pamucuk varsa şey yapmayın, yıkayacaktım bunu. Videoyu göstermeden önce bir kere daha giyeyim istedim. Yıkamadan önce. Pardon. Vallahi mint yeşille. Bu aralar yeşile ben çok taktım. Özellikle mint yeşili ve zümrüt yeşilini aşırı takmış durumdayım. Çok seviyorum. Ama bu renk... Ay muntazam. Gerçekten muntazam. Bu arkadaşlar yine çok severek giydiğim bir üst. Bu da içi şardonlu. Bayağı, hatta durun şöyle göstereyim. İçi şardonlu bir sweatshirt. Kapşonsuz. Kalınlığı orta diyebilirim. Çok abartı kalın değil. İki iplik. Evet, iki iplik şardonlu diyeyim. Bu şekilde. Bunun rengini çok beğenmiştim. Bir de burada you're weird yazıyor. No, you're weird. Hoşuma gitmişti. Bunu da bu şekilde tight'larla, eşofmanlarla falan giymek için aldığım bir sweatshirt'tü. Çok da severek giydim. Kiev'de giydim. Çok sıcak tuttu. Bayılarak da giydim. Arkası düz. Arkasında bir şey yok. Kaç beden de hatırlamıyorum ama en büyük beden hangisiyse odur. Yani Trendyol-Milla'da aldığım her şeyde en büyük bedeni alıyorum. Çünkü genelde en büyük bedenin hep yani oluyor bana genelde. Pantolonlar falan olmuyor ama
en büyük bedeni alıyorum. Özellikle şimdi biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında giymek için elbise arayanlar çok fazla. Bir de bu elbiseyi göstermek istiyorum onun için. Çünkü bence çok ideal. Sade, şık, klasik. Bu arada kolları bence çok tatlı. Bu şekilde önden büzgülü bir elbise. Yalnız büzgüyü çok yaparsanız çok yukarı çıkıyor, haberiniz olsun. Ben çok az büzmüş halim bu. Biraz mini bir elbise yani, anlayacağınız. Ama önden mini ama arkadan frikik verme şansınız çok az. Onun için sadece dikkatli yürürseniz yeterli oluyor. Onun için bu tarz dar elbiseleri seviyorum aslında, çünkü yürürken açılma ihtimali daha az. Bu tarz elbiseleri seviyorum. Bu da 2X large beden bu arada arkadaşlar. Gayet güzel bir elbise olduğunu düşünüyorum. Bu tarz elbiseyi seviyorum. Başka renginde mi alsam bunun ya? Güzelmiş bu. Elbiseyi bir daha beğendim yalnız böyle bakınca. Bunu kilotlu çorapla böyle kombinlediğiniz, böyle güzel bir kolye taktığınız, yakası çünkü çok müsait. Ve yılbaşına hazırsınız. Güzel de bir makyaj yaptınız. Bence 10 numara 5 yıldız bir elbise bu konuda. Okey, bu şekilde bir de bej renkte bir elbise almıştım. Bunu böyle daha çok gündelikte giyeyim. Hani tatlış bir şekilde gündelikte giyeyim. Altına bej rengi moda olan botlardan aldım. Onlardan çekeyim. İşte bu şekilde giyeyim diye almıştım. İçinde astar yok. Tek problemi o. Yani altına bir bej renk bir şortla giymek lazım. Bu şekilde bir elbise. Belden bağcığı var. Bu arada X large beden ama bana mesela basenden falan bile dar olmadı. Çok mutluyum bu konuda. En çok basende sorun yaşıyorum zaten, anlayacağınız üzere. Bu şekilde bir elbise. Uzunluğu falan da iyi. Ben bunu gündelikte giyeyim diye aldım. Şimdi normalde ben bu kadar uzun elbiseleri pek sevmiyorum ama gündelikte de otobüse bin, metroya bin, tramvaya bin çok kısa elbiseyle hem rahat edemiyorum hem de insanlar bakıyorlar. Yani onun için daha böyle şık kısa elbiselerimi falan daha şık eventlere ya da daha güzel şeylere saklıyorum. Bunu böyle biraz daha gerçekten gündelik giymek için almıştım. Hatta kaşe kabanım var. Onunla da mükemmel olacaktır diye düşünüyorum. Altına botumla. Ten çorap, ten rengi harika olacaktır. Bu arada linke ten çorap falan da bırakacağım. Aşağıda benim linklerim oluyor. Bütün videolarda oluyor. Oradan iç çamaşırı, büyük beden ten çorap, başka büyük beden kıyafetler, hepsine ulaşabilirsiniz bu arada. Onun için o linkleri kullanmayı da ihmal etmeyin. Sadece videoda gördüğünüz şeyler değil, başka harika ürünler de var. Eğer vaktiniz varsa inceleyin. Ben bu videoyu indirime yetiştirmeye çalışacağım. Ama söz vermiyorum. Yetişir büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama. Biliyorsunuz Black Friday indirimleri, Kara Cuma, Renkli Cuma, Efsane Cuma, Efsane Kasım, ismi 15 milyon carcurt ismi var. İndirimler mevcut. Ben bunları sizlere şeyden önce, indirim bitmeden önce yetiştirmeye çalışacağım bu videoyu. Göstermek istediğim bir elbisem daha var. O da bu elbise. Bu elbiseyi Reels'da falan birkaç kere giymiştim. Şu an içimde toparlayıcı hiçbir şey yok bu arada. Toparlayıcı bir şeyle giyerseniz evet bu elbise için de daha iyi olacaktır. Çünkü bayağı dar bir elbise. Bu elbisenin en büyük problemi yırtmacının bayağı yüksekte olması. Benim için biraz yüksek. Ama şık bir yere giderken üzerinde kabanla falan problem olacağını zannetmediğim bir elbise. Onun için tutuyorum dolabımda. Çünkü gerçekten hoş bir kesimi var. Tam güzel oturuyor bence benim fiziğime. Hoşuma gidiyor. Boğazını giymek hafif zor oluyor. Biraz makyaj bulaştırdım hatta giyerken ama şu omuz kesikleri benim çok hoşuma gidiyor. Straplez sütyen de giymek lazım. Şu an straplez var üstümde ama kaymış biraz. Bu da bu şekilde yine yılbaşı etkinliklerinde giyebileceğiniz trikodan harika bir elbise. Hem sıcak tutacaktır en azından üst bölgenizi. Hem de gerçekten çok şık durduğunu düşünüyorum ben bu tarz elbiselerin. İstediğiniz bedende olun, hangi bedende olursanız olun, hoş durabilecek elbiselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bugün göstereceğim son kıyafetime geldim arkadaşlar. Aslında bayağı bir şey almıştım ama hepsini bu videoda göstermek istemiyorum. Instagram'da çoğunu gösterdim çünkü. Ondan sonra beni Instagram'da takip eden arkadaşlar hani bu videolar çok ilgi çekici olmuyor. Onun için mümkün olduğunca o taraftan beni takip etmenizi istiyorum ki siz de daha erkenden görün bunları. Şimdi altımda bir kot pantolonum var. Bunu H&M'den aldım ve
bayağı bir daralttırdım terzi. Çünkü 3X'lerce almıştım. 3X'lercim beli bu kadardı. Belinden aldırdım. Kalçada hafif bolluk vardı. Şu an hala biraz bolluk var. Bir daha terziye verebilirim. Bir de aynısını siyahını da aldım çünkü. Üstümdekini geçen sene almıştım ama bu senenin de favorilerinden biri olduğu için göstermek istedim. İçini üzerime takmıştım. Normalde boyu bu şekilde. Ama bu tarz bir pantolonla bence şu kesim harika oluyor. Hafif bir ortada bir karın görünmesi. Şu pantolon için ise şöyle biraz daha belden ve basenden daralması daha iyi duracaktır. Çünkü düz paça bir pantolon bu. Hani boyumdan her türlü birazcık götürüyor. Çünkü benim boyum çok kısa. Ama bol olması tabii bunu daha da şey yapıyor. Birazcık daha daralttıracağım. Belki de giyince esnemiştir. Çünkü terzide denedim okeydi ama giyince esnemiş olabilir tabii ki. H&M pantolonların likrası olanlarında benim belde çok problemim oluyor. Çünkü basen ve beli neredeyse eşit olarak yapıyorlar. Onun için biraz daha üst bölgede kilonuz varsa H&M'in pantolonları özellikle büyük beden yolundakiler deneyebilirsiniz. Güzel olacaktır size. Ama ben daraltmak zorunda kalıyorum oralarını. Bu da bu şekilde bir pantolon. Biraz daha trend bir pantolon. Şu sıralar bunlar çok trend ya. Onun için alayım deneyeyim dedim ama hoşuma da gitti. Aslında biraz daha daralmak istiyor ama daralmayabilir. Bilmiyorum ne yapacağım o konuda. Evet sevgili dostlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videodaki bütün parçaları ve bahsettiğim her şeyi aşağıdaki açıklama kutusunda bulabileceksiniz. Onun için endişelenmeyin. Açıklama kutusunu kontrol ettiğinizden emin olun. Her şeyin linki orada olacak. Onun dışında dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeniz avantaj olur eğer bu tarz kıyafet önerileri hoşunuza gidiyorsa. Çünkü stoklar tükeniyor. Çok hızlı tükeniyor. Tükenmeden oradan paylaştığım linklerden görebilirsiniz. Bu yani kesinlikle beni takip etmek zorunluluğunda değilsiniz ama aynı zamanda bir de bazı kıyafetlerimi biliyorsunuz ben dolapta satıyorum. Dolap satışlarımı sürekli olarak dolabım açık olmuyor. Çünkü hani yoğun bir dönemimde oluyorum, geziyor oluyorum. Dolaptan siparişi veremiyorum. Kötü oluyor. Onun için şöyle bir şey yapıyorum. Dolap için böyle bir hafta, iki hafta ayırıyorum. Her şeyi yüklüyorum. Her şeyi satıyorum. Sonra kapatıyorum. Böyle dönem dönem elimde kıyafet biriktikçe bunu yapıyorum. Bunun belli bir programı olmadığı için de Instagram'dan duyuru yapıyorum. Eğer bununla da ilgileniyorsanız lütfen Instagram'dan takipte kalın. Bunları söylemek istedim. Bu arada odama giyinme odası gibi yaptığım için bu video background'ına çok iyi oldu. Her neyse. Çok çok öpüyorum hepinizi. Çok çok seviyorum hepinizi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like challenge'ımızı unutmayın. Hop, çok pardon. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.